Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu güzel lifin yapımını göstereceğim. Oval lif diyelim arkadaşlar. Oval şekilde olduğu için tepsi örtüsüne de benzettim. Ben tepsi örtüsü lif modeli de diyebiliriz. Çok hoş, çok güzel. Yapımı da bir o kadar kolay arkadaşlar. Nasıl yaptım? Böyle buradan bu şekilde başladım. Beyaz ipimle oval şekilde artırma yaptım. 7 fıstık olasıya kadar artırdım. Ondan sonra eksiltme yaptım ve burada kapattım. Morla etrafını gittim. Boyut olarak ideal ama yine de büyük yapmak isterseniz benim bu mor yaptığım kısım 5 sıra arkadaşlar. Oraya 6 sıra yapabilirsiniz. En sonunda kenarı gidiliyor. Evet, farklı bir model. Beğendiyseniz ben hazırlanayım. Başlayalım inşallah. Evet, hadi bakalım başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. İlk önce 6 tane zincir çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. İlk yaptığım zincire başına dolamadan batıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Başına doladım. Bu yuvanın içine bir trabzan yapıyorum. Bir defa dolayıp iki defa da çektiğim trabzan. 1, 2 zincir çektim. Aynı yere. 1, 2 tane daha trabzan yaptım. 2 zincir çekiyorum. Başına doladım. Aynı yere 1, 2 trabzan yaptım. 2 zincir çekiyorum. Aynı yere 2 trabzan daha yapıyorum. 1, 2. Şöyle göstereyim. Bu şekilde. Evet. Gördüğünüz gibi bu şekilde devam ettim. Bir zincir çekiyorum. Çevirdim. Çevirdim. Burada 2 zincir çekmişim. Oraya başına dolamadan batıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Başına doladım. Aynı yere bir trabzan yapıyorum. 2 zincir. Başına doladım. Aynı yere 2 tane daha trabzan yapıyorum. 1, 2. Bir zincir çektim. Başına doladım. Bir sonraki yuvaya fıstık yapıyorum. 1, 2, 3 defa sarıyorum. İpiniz ince ise 4 defa sarabilirsiniz. Kapattım. Bir zincir başına doladım. Bir sonraki yuvaya. Bir, iki trabzan yaptım. İki zincir çektim. Aynı yere iki trabzan daha yapıyorum. Bir, iki. Bir zincir çektim. Çevirdim. Buradaki yuvaya balık sırtının ortasına başına dolamadan batıyorum. Bir, iki, üç zincir çektim. Bir trabzan yaptım. İki zincir çektim. Aynı yere. Bir. İki trabzan daha yaptım. Bir zincir çekiyorum. Başına doladım. Burada fıstığım var. Gördüğünüz gibi. Burada bir zincir çekmiştim. Oraya fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir başına doladım. Bir sonraki fıstığın sol tarafına da bir fıstık yapıyorum. Kapattım. Bu şekilde. Bir zincir çektim. Başına doladım. Balık sırtı yuvasına geçiyoruz. İki tane trabzan. Bir. İki. İki zincir çekiyorum. Aynı yere iki trabzan daha yapıyorum. Bir. İki. Bir zincir çektim. Çevirdim. Balık sırtının ortasına başına dolamadan batıyorum. 3 zincir çekiyorum. Başına doladım. Aynı yuvaya bir trabzan yaptım. 2 zincir. Aynı yere 2 trabzan daha yapıyorum. 1. 2. Bir zincir çektim. Başına doladım. Burada fıstıklarımız her sırada bir tane artıyor. O yüzden sağ tarafa bir zincir çektiğimiz yere bir fıstık yapıyoruz. Kapattık. Bir zincir başına doladım. Bir sonraki yuvaya bir fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir başına doladım. Bir sonraki yuvaya bir fıstık yapıyorum. Kapattım. Gördüğünüz gibi 3 tane oldu. Bir zincir çektim. Başına doladım. Balık sırtına geçiyorum. Yan tarafa trabzan yapıyorum. Bir, İki tane trabzan yaptım. İki zincir.
Aynı yere iki trabzan daha yapıyorum. Bir, iki. Bir zincir çektim, çevirdim. Hemen boşluğa, zincir boşluğuna, yuvaya başına dolmadan batıyorum. 3 zincir başına doladım. Bir trabzan yapıyorum. 2 zincir, aynı yere 2 trabzan daha yapıyorum. 1 2 1 zincir çektim, başına doladım. Buradaki fıstığın sağına bir zincir çektiğimiz yere fıstık yapıyoruz. Kapattım bir zincir, bir sonraki yuvaya iki fıstık arasına bir fıstık kapattım. Bir zincir, bir sonraki iki fıstık arasına bir fıstık. Bir zincir ve son fıstığın sol tarafına bir fıstık yapıyorum. Kapattım bir zincir. Gördüğünüz gibi bu sırada 4 tane fıstığım oldu. Kenardaki iki trabzan ya da balık sırtı ortasına iki trabzan yapıyorum. İki zincir çekiyorum. Aynı yere iki trabzan yapıyorum. Dönüşlerde ne yapıyoruz? Bir zincir çekiyoruz, çeviriyoruz. Balık sırtının ortasına başına dolamadan batıyoruz. Tekrar 3 zincir. Bir trabzan yapıyoruz. 2 zincir. Aynı yere 2 trabzan daha yapıyorum. 1 2 1 zincir çektim. Başına doladım. Her yuvaya bir fıstık yapıyoruz. Bu sırada sanırım 5 tane olacak. Bir altta 4 taneymiş. Bu sırada da 5 tane olacak. İkinci fıstığı yaptım. Kapattım bir zincir. Bir sonraki yuvaya üçüncü fıstığı yaptım. Kapattım bir zincir. Bir sonraki yuvaya dördüncü fıstığı yaptım. Kapattım bir zincir. Son fıstığın soluna fıstık yaptım. Kapattım. Bir zincir. Gördüğünüz gibi altta 4 taneydi. Şimdi 5 tane oldu. Başına doladım. Balık sırtının ortasına 2 trabzan yapıyorum. 1 2 2 zincir çekiyorum. Aynı yere 2 trabzan daha yapıyorum. 1 2 1 zincir çektim. Çevirdim. Balık sırtının ortasına başına dolamadan batıyorum. 3 zincir trabzan yaptım. 2 zincir aynı yere 2 trabzan daha yapıyorum. 1 2 1 zincir çektim. Başına doladım. Hemen karşımdaki ilk yuvaya fıstık yapıyorum. Kapattım bir zincir. Evet, bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Bu fıstıklarımız 5 tane, gördüğünüz gibi bu sırada da 6 tane olacak. 7 tane olasıya kadar artıralım. Yine sonrasını göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi 7 fıstık olasıya kadar artırdım. 3, 6, 7 fıstık. Şimdi çevirdim. En son bir zincir çektim. Bir üst sıraya geçmek için ne yapıyorduk? Balık sırtının ortasına başına dolamadan batıyorduk. 3 zincir çekiyorum. Başına doladım. Aynı şekilde yapıyoruz. Bir trabzan yaptım. 2 zincir. Aynı yere 2 trabzan daha yapıyorum. 1 2 Bu sefer burada hiç zincir çekmiyorum arkadaşlar. Böyle ayrık durmasın diye başına doladım. İlk yuvaya değil, ikinci yuvaya, yani ilk iki fıstık arasına batarak, bir ve ikinci fıstık arasına batarak fıstık yapıyorum. Eksiltme yapacağım için. Bir zincir çekiyorum. Başına doladım. Bir sonraki yuvaya hemen bir fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir. Bir sonraki yuvaya bir fıstık. Kapattım. Bir zincir. Bir sonraki yuvaya bir fıstık. Kapattım. Bir sonrakine geçiyorum. Bu sırada 6 tane fıstığım olması lazım. Eksiltme yaptığımız için. Evet, son iki fıstık arasına da batarak fıstık yaptım. Kapattım. Şöyle göstereyim. 3, 6 tane üzeri. Başına doladım. Hemen balık sırtının ortasına 2 tane trabzan yapıyorum. 2 zincir. Aynı yere 2 trabzan daha yapıyorum. Bir zincir çektim, çevirdim. Balık sırtının ortasına başına dolamadan batıyorum. 3 zincir.
bir trabzan, iki zincir, aynı yere iki trabzan, bir, iki. Başına doladım hiç zincir çekmeden. Bir ve ikinci fıstık arasına fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir, bir sonraki yuvaya bir fıstık. Kapattım. Bir zincir, bir sonraki yuvaya bir fıstık. Kapattım. Bir zincir, bir sonraki yuvaya geçtim. Bir fıstık. Kapattım. Bir zincir. Son iki fıstık arasına son fıstığımı yapıyorum. Kapattım. Başına doladım. Balık sırtının ortasına iki trabzan. Bir, iki, iki zincir. Aynı yere iki trabzan daha yapıyorum. Bir, iki. Bir zincir çektim. Çevirdim. Gördüğünüz gibi üzeri beş fıstık. Çevirdikten sonra ne yapıyorduk? Balık sırtının ortasına başına dolmadan batıyoruz. Üç zincir çekiyoruz. Bir trabzan yapıyoruz. İki zincir aynı yere. Bir, iki trabzan daha yaptım. Başına doladım. Bir ve ikinci fıstık arasına fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir. Evet, bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Üzeri bir fıstık. Arada bir fıstık kalasıya kadar devam edelim. Sonrasını göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi üzeri bir fıstık kalasıya kadar devam ettim. Şimdi çeviriyorum. En son bir zincir çekmiştim. Yine balık sırtının ortasına başına dolmadan batıyorum. 3 zincir çektim. Başına doladım. Aynı yere bir trabzan. 2 zincir. Aynı yere 2 trabzan yapıyorum. 1, 2. Bir zincir çektim. Başına doladım. Karşıdaki balık sırtına geçiyorum. 1, 2 trabzan yaptım. 2 zincir. Aynı yere 1, 2 trabzan. 2 zincir çekiyorum ve ipimi kırıyorum. Evet, diğer rengimi aldım. Şöyle bir zincir çekiyorum. Hemen buradan başlayalım arkadaşlar. Ortadan iki balık sırtı ortasına ipimi sabitliyorum. Bir zincir çektim, ilmeğimi genişlettim. Hemen bir fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. İki zincir. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. Başına doladım. Hiç zincir çekmiyorum arkadaşlar. Burada balık sırtının yan tarafına bir sondaki iki trabzan arasına bu şekilde batarak oraya da fıstık yapıyoruz. Kapattım. İki zincir. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. Hiç zincir çekmeden bir sonraki balık sırtının gördüğünüz gibi yandaki iki trabzan var. Yanda iki trabzan var. Ortaya batarak fıstık yapıyoruz. Kapattık. İki zincir. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. Bakın diğerini geçişte hiç zincir çekmiyorum. Başına doladım. Bir alttaki balık sırtının böyle kenarına bir trabzan dışarıda kalacak şekilde fıstık yapıyorum. Kapattım. Arada iki zincir çekiyoruz. İki fıstık arasında geçişte değil. Hemen aynı yere bir fıstık daha yapıyoruz. Yoksa marullanma olur arkadaşlar. Kapattım. Başına doladım. Bir alttaki balık sırtının kenarına geçiyorum. İnşallah görüyorsunuz. Bir fıstık yaptım. Kapattım. İki zincir. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. Başına doladım. Bir alttakine geçiyorum. Buraya bakın. Bu şekilde batarak balık sırtının yanındaki iki trabzan arasına fıstık yaptım, kapattım. İki zincir, aynı yere bir fıstık daha yapıyorum.
Kapattım. Başına doladım. Hiç zincir çekmiyorum. Diğerine geçerken hiç zincir çekmiyorum. Bir fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. İki zincir çekiyorum. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Bir alta geçişte hiç zincir çekmiyoruz arkadaşlar. Böyle. Hep bu iki trabzan arasına. Balık sırtını dönüş iki trabzan arasına bataraktan buraya kadar gelelim. Evet, alt kısma kadar devam ettim. Şöyle göstereyim bu şekilde. Şimdi hiç zincir çekmeden yine bu ilk başladığımızda yandaki trabzanların arasına bir fıstık yapıyorum. Şöyle göstereyim. Kapattım. İki zincir, aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. Hiç zincir çekmeden. Bu ilk başladığımızda 6 zincir çekip başlamıştık hatırlarsanız. Oraya da batarak fıstık yapıyoruz. Kapattık. 2 zincir. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. Bir sonraki yere geçişte hiç zincir çekmiyorum. Başına doladım. Gördüğünüz gibi buraya batıyorum. Şöyle göstereyim. Her sırada trabzan arasına batıyoruz. İki trabzan arasında iki zincir, aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım, başına doladım. Bir sonrakine geçiyorum. Hemen bir fıstık yapıyorum. Kapattım, iki zincir, aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. Bir sonraki yuvaya geçiyorum. Evet, yine aynı şekilde bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Geçişlerde zincir çekmiyoruz. Arada iki zincir. Evet, böyle sıranın sonuna kadar yani buraya kadar gelelim. Sonrasını göstereceğim. Evet, sıranın sonuna geldim. Şöyle sonunda göstermek istiyorum. Diğer tarafta buradaki balık sırtının yanına yapmıştık. Yine aynı şekilde buraya fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. İki zincir. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. İlk başladığım fıstık bu. Onun tepesine başına dolamadan batıyorum. Ve arasına batıyorum. Böyle iki zincir arasına. Başına dolamadan battım. Bir zincir çektim. İlmeğimi genişlettim. Hemen bir fıstık yapıyoruz. Kapattık. İki zincir. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. Başına doladım. Yine geçişte zincir çekmiyorum. Yandaki iki fıstık arasına. İki zincir çektiğimiz yere, o zincir çekmediğimiz yere batmıyoruz. İki fıstık arasına batıyoruz. Onu unutmayalım. Bir fıstık yaptım. Kapattım. İki zincir. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. Şöyle göstereyim. Başına doladım. Bir sonraki iki fıstık arasına iki zincir çektiğimiz yerlere batıyoruz. Araya batmıyoruz. Kapatıyoruz. İki zincir. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. Geçişte başına doluyorum. Bir sonraki iki fıstık arasına iki zincir çektiğim yere bir fıstık yaptım. Kapattım. İki zincir. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Kapat. Evet, bu şekilde. Bu aralara batmıyoruz arkadaşlar. O zincir çektiğimiz yerlere batmıyoruz. İki zincir çektiğimiz yerlere böyle fıstık yapıyoruz. Tekrar göstermek istiyorum. Başına doladım. Bir sonraki iki fıstık arasına bir fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. İki zincir, aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. Geçişte başına doluyorum. Bir sonraki iki fıstık arasına iki zincir çektiğimiz yere bir fıstık. Kapattım. İki zincir.
Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. Evet. Bu şekilde tamamen etrafına gideceğiz. Eğer ki aralarda zincir çekseydik, gördüğünüz gibi hafif marullanma var. Baya bir marullanma olacaktı. Yine zincir çekmeden, aralarda zincir çekmiyoruz. Ama iki fıstık aynı yere battığımız yerde iki zincir çekiyoruz. Çünkü oralara iki fıstık yapıyoruz. Bu sırayı tamamen bu şekilde yapalım arkadaşlar. Üçüncü sırayı göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi ikinci sırayı da bitirdim. Şöyle. Sonundayım arkadaşlar. İlk yaptığım iki fıstık arasına direkt başına dolamadan batıyorum. Bir zincir çektim. İlmeğimi hemen buraya bir fıstık yapıyorum. Kapattım. İki zincir. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. Bu sefer geçişlerde bir zincir çekelim arkadaşlar. Sonra başına dolayalım. Yine o iki fıstık arasına bir fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. İki zincir. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. Geçişte bir zincir çekiyorum. Karşı iki fıstık arasına geçiyorum. Bir fıstık yaptım. Kapattım. İki zincir. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. Bir zincir. Karşı iki fıstık arasına geçiyorum. Evet, bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. İki fıstık arası iki zincir, karşıya geçiş bir zincir. Bu sırayı da tamamlayalım. Evet, gördüğünüz gibi üçüncü sıranın da sonuna geldim. Şöyle bir sıraya geçeceğiz şimdi. Arada bir zincir çekiyorduk geçiş yerinde. İlk yaptığım iki fıstık arasına başına dolamadan batıyorum. Bir zincir çektim, ilmeğimi genişlettim. Hemen bir fıstık yapıyorum. Kapattım. İki zincir, aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. Bu sefer geçişlerde iki zincir çekiyoruz. Başına doladım. Bir sonraki iki fıstık arasına geçiyorum. Bir fıstık yaptım. Kapattım. İki zincir, aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. İki zincir çekiyorum. Dediğim gibi geçişlerde iki zincir çekiyoruz bu sefer. Karşıya geçtim. Bir fıstık yaptım. Kapattım. İki zincir. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. İki zincir çekiyorum. Karşı iki fıstık arasına geçeceğim. Evet, bu sıramız da bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Dördüncü sıramızı da tamamlayalım. Evet, dördüncü sıranın da sonuna geldim. En son iki zincir çekmiştim. İlk yaptığım iki fıstık arasına başına dolamadan batıyorum. Bir zincir çektim, ilmeğimi genişlettim. Hemen aynı yere bir fıstık yapıyorum. Kapattım. İki zincir, aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. Bu sefer geçişlerde 3 zincir çekiyoruz. Eğer ki böyle ne desem bilemedim. Yeterliyse arkadaşlar, eğer ki yeterliyse, kırılma varsa 2 zincir de çekebilirsiniz. Evet, 3 zincir çektim. Karşı 2 fıstık arasına geçiyorum. Hemen bir fıstık yaptım. Kapattım. 2 zincir, aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. 3 zincir çekiyorum. Karşı 2 fıstık arasına geçeceğim. Dediğim gibi bu aralar bu sefer 3. Zaten 2 fıstık arası hep 2 idi arkadaşlar. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. Evet, 5. sıranın da sonuna geldim arkadaşlar. Şöyle en son 3 zincir çekmiştim. 2 fıstık arasına başına dolamadan batıyorum. 1 zincir çektim ya da 2 tane çekelim. İpimizi kesmeyelim arkadaşlar. Şöyle kalsın. Kenarını beraber gideceğiz. Evet, şimdi beyaz ipimizi alıyoruz. Bir zincir çektim. En son bu battığım yer arkadaşlar. Beyaz ipimi sabitledim. Bir zincir çektim, ilmeğimi genişlettim.
Hemen oraya bir fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir başına doladım. Bir sonraki yuvaya. Bakın bu araya batıyoruz. Karşıya değil. Araya 3 zincir çektiğimiz yere bir fıstık yapıyoruz. Kapatıyoruz. Bir zincir başına doladım. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. Gördüğünüz gibi 3 tane oldu. Ortaya tek, yan tarafa 2 tane yaptım. Bir zincir çektim, çevirdim. Bu iki fıstık arasına başına dolamadan batıyorum. Bir zincir çektim. İlmeğimi genişlettim. Bu iki fıstık arasına hemen fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir. Bir sonraki yuvaya. Yani iki fıstık arasına fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir çevirdim. Bu araya başına dolamadan batıyorum. Bir zincir. Hemen bir fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir çektim. İlmeğimi genişlettim. Böyle bana gönderilen modelde arkadaşlar burada her seferinde ip kırılmıştı. Böyle üçgen şeklinde kapatılıp kırılmıştı. Ama ben kırmayacağım arkadaşlar. Zincirle aşağıya inince de çirkin görüntü oluyor o yüzden. Şöyle farklı bir yöntem yapacağım. İkisini bir yürüteceğim. Evet, burada iki zincir çekip ipimi bırakmıştım, mor ipimi. 3, 4. Şimdi 4 zincir çektim. Bir yukarıya böyle bu şekilde bu fıstığın tepesine başına dolamadan batıyorum. Tekrar 4 zincir, 2, 3, 4. Bir sonrakinin tepesine, bir üsttekinin tepesine başına dolamadan batıyorum. 1, 2, 3, 4. Buradaki ilmekle beraber tepesine başına dolamadan batacağım. Şöyle çektiriyorum. Tekrar 4 zincir, 2, 3, 4. Aşağıya iniyorum. Bu ipimi de aşağıya indireceğim arkadaşlar. Bir aşağıya, gördüğünüz gibi başına dolamadan batıyorum. Tekrar 4 zincir, 2, 3, 4. Yine bir aşağıya. Bu ipi de içine alınacak şekilde başına dolamadan batıyorum. Tekrar 4 zincir, 2, 3, 4. Yine aşağıya batıyorum. Zemine indik. Burada yine 4 zincir çekelim. İpimizi bırakalım. Beyaz ipimi alıyorum. Bu iki fıstık arasına, gördüğünüz gibi buraya beyaz ipimi ilmek haline getirdim. Yani zincir çektim şöyle şu şekilde. Tığım batırdım. İlmeği aldım. İpi alıp içinden geçirdim. Sonra bir zincir ilmeğimi genişlettim. Hemen buraya bir fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir. Bir sonraki yuva, yani 3 zincir çektiğim yere bir fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. Bir zincir. Diğerini yaptığımız gibi yapıyoruz. Bir zincir çektik, çevirdik. İki fıstık arasına başına dolamadan batıyorum. Bir zincir ilmeğimi genişlettim. Hemen bir fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir. Bir sonraki yuvaya bir fıstık. Kapattım. Bir zincir. Çevirdim. Bu iki fıstık arasına başına dolamadan batıyorum. Bir zincir. Hemen bir fıstık yapıyoruz. Kapattım. Bir zincir çektim. İlmeğimi genişlettim. Bıraktım. Mor ipimi alıyorum. 4 zincir çekmiştim yukarıdaki. Bu fıstığın tepesine şöyle araya gelecek şekilde başına dolamadan batıyorum. Tekrar 4 zincir, 2, 3, 4. Bir sonraki, yani bir yukarıdaki fıstığın tepesine battım. 1, 2, 3, 4. Bu ipin ilmeğin içinden geçecek şekilde tığım batırdım ve tepesine batırıyorum. Şöyle mor ipimi içinden geçiriyorum. Ve başına dolamadan batıyorum. Beyaz ipimi çektim. 4 zincir, 2, 3, 4. Aşağıya iniyoruz. Aşağıya inerken bu ipi de araya almaya çalışıyoruz. Dibine başına dolamadan battım. Tekrar 4 zincir. Bir aşağıya iniyorum. Yine o ipi araya alıyorum. Böyle batıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. En aşağıya batıyorum. Başına dolamadan. Sonra yine 4 zincir çekip mor ipimi bırakıyorum.
Beyaz ipimi alıyorum. Sabitledim. Bir zincir ilmeğimi genişlettim. Hemen fıstık yapıyorum. Aynı şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Bunu da göstereyim. Yeterli sanırım. Fıstık yaptım. Bir zincir, bir sonraki yuvaya, yani 3 zincir çektiğimiz yere 2 fıstık yapacağız. Birincisini yaptım. Kapattım. Arada bir zincir, aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. Bir zincir, döndüm. 2 fıstık arasına başına dolamadan batıyorum. Bir zincir, ilmeğimi genişlettim. Hemen bir fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir, bir sonraki yuvaya bir fıstık. Kapattım. Bakın 3'tü, 2 oldu. Bir zincir çekiyoruz. Çevirdik. Bir üst sıraya 2 fıstık arasına batıyoruz. Buraya da bir fıstık yapacağız. Evet, kapattım. Bir zincir çektim, ilmeğimi genişlettim. Burada mor ipim var. Tığıma geçirdim ilmeğimi. Birinci fıstığın tepesine başına dolamadan batıyorum. Tekrar 4 zincir. İkinci fıstığın tepesine batıyorum. Tekrar 2, 3, 4 zincir. Bu ilmeğin içinden geçiriyorum tığımı. Ve tepesine batıyorum. İlmeğin içinden mor ipimi geçiriyorum. Başına dolamadan batıyorum. 4 zincir. Bir aşağıya iniyorum. Bu ip de arada kalacak şekilde başına dolamadan batıyorum. Tekrar 4 zincir. Aşağıya iniyorum. Başına dolamadan battım. Eminim çoğunuz anladınız. 4 zincir. Bir aşağıya indim. Başına dolamadan battım. 2, 3, 4 zincir ipimi bırakıyorum. Beyaz ipimi alıyorum. Buraya sabitleyip bir zincir çekip hemen bir fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir, bir sonraki boşluğa, yani 3 zincir çektiğim yere de 2 tane fıstık yapacağım. Birincisini yaptım. Kapattım. Bir zincir. Aynı yere ikinciyi yapıyorum. Kapattım. Bir zincir dönüp 2 fıstık arasına batıyoruz. Sonra yine oraya fıstık yapacağız. Evet, bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar, etrafını. Böyle tamamlayalım. Ben de tamamlayıp döneceğim. Evet, sonuna geldik arkadaşlar. Şöyle en son gördüğünüz gibi üçgen şeklinde kapattım. Burada 2 zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum artık devam etmeyeceği için. Şöyle bunu bıraktım. Burada 4 zincir ayırmıştım mor rengimi. Bir yukarıya başına dolamadan batıyorum. 2, 3, 4. Bir yukarıya batıyorum. 1, 2, 3, 4. Tepesine batıyorum başına dolamadan. Tekrar 2, 3, 4. Bir aşağıya iniyorum. 1, 2, 3, 4. Bir aşağıya iniyorum. Ve 1, 2, 3, 4. En alta indim. İlk başladığımız yere döndük. 2 zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Evet. Şöyle ipimizi alta doğru saklayalım. Beyazımızı da saklayalım arkadaşlar. Şöyle içe doğru. Evet, çok güzel oldu gördüğünüz gibi. Böyle. İnşallah anlatımımdan da memnun kaldınız. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Öğren Hanım YouTube kanalıma abone değilseniz, abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız da mutlu olurum. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.